Kıymetli TV1 izleyicileri, bugün ekranlara yeni bir renk getirmek istedik, yeni bir yayın yapmak istedik. Ne gibi? Toplumda gençleri ilgilendiren, gençlerin sorun yaşadığı konuları tartışmak, bizzat muhataplarıyla yani gençlerle bu konuyu irdelemek istedik, ekranları neşelendirmek istedik. Bugünkü konumuz gençlerin yurt dışına gitme isteği. Gençlerin yurt dışına gitmesi doğru mu? Neden gitmek istiyor? Dönüş nasıl sağlanır? Bildiğiniz gibi bu konu şu an belki de önemsiz bir konu gibi gözükse de toplumu en çok ilgilendiren konulardan biri. Çünkü çoğu gencimizi eğitiyoruz, okutuyoruz, bir bilgi sahibi, bir tecrübeye sahip ediyoruz ama sonradan o beyin göçü sağlanıyor. Bu konuyu doğru şekilde tartışmak, gençleri ülkesine bağlı bir birey olarak kaldırabilmek önemli bir konu. Bu konu hakkında öncelikle tartışma programına başlarken tanışma faslı yapmak istiyorum. Sayın Nehir, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Nehir, soy ismim Büyük Doğan. Osmanlıbaşı Kayseri Fen Lisesi öğrencisiyim. 11. sınıfa geçtim. Feza topluluğunda medeniyet koordinatörlüğü yapıyorum. Evet, çok güzel. Sayın Fırat, seni tanıyabilir miyiz? Tanıyabiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Hoş bulduk. Sema Yazar Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Feza'da TÜBİTAK İşleri Başkanıyım. Evet, Züleyha, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Züleyha Dursun. Sema Yazar Anadolu Lisesi'nde ben de ona geçtim. Feza topluluğunda edebiyat başkanıyım. Evet, Züleyha notlarını almış. Sizler de konu hakkında araştırmalar yaptınız. Zaten bu konuları tartışma yetisine sahip bireylersiniz. Hepinizi yakından tanıyorum. Size de çok güveniyorum. Heyecan var mı biraz? Biraz var. Olacak ama bunlar hepiniz için, sizin için güzel bir fırsat. Düşüncelerinizi dile getirmeniz, insanların hani ekranlarda gençlerin de dile getirilmesi mükemmel bir konu. O zaman yavaştan ısınalım, yavaştan bu konuya başlayalım. Fırat, seni çok istekli gördüm. O zaman seninle başlayalım. İlk Başlayalım. sorumuz. Gençler yurt dışına neden gitmek istiyor? Gençler yurt dışına kendilerini daha iyi eğitim almak için, kendilerini daha çok geliştirmek için, bilgilerine bilgi katmak için veya eğlence amaçlı kendilerini eğlendirmek, daha iyi yerler görmek için, kültürlerini geliştirmek, Evet. farklı kültürler tanımak için gidiyor bence. Sen biraz da olaya kültür açısından, hani gezme açısından baktın. Peki Nehir, sence neden gitmek istiyorlar? Her gencin bunun için kendince farklı cevapları vardır. Ama genel olarak Fırat'ın kültür konusunda hak veriyorum. Farklı ülkelerin kültürlerini görmek, gezmek iyi. Lakin eğitim için gidenler var. Ekonomik nedenlerden dolayı gidenler var. Genel olarak gençlerin yurt dışına çıkma sebepleri bunlar. Aslında zaten sorunun temeline çok güzel değindin. Ekonomik sorunlar biraz daha Evet. bunda lokomotif oluyor. Diğerlerine hareket ettiren parça oluyor. Züleyha, sen ne demek istersin? Yaşam şartları onları bazen zorluyor gibi düşünüyorlar insanlar. O yüzden bu şekilde. Peki bu yaşam şartlarına ayak uydurma, yurt dışına gidince daha iyi olacağı konusunda referanslar olduğu için mi gidiyorlar? Şöyle eğitim şeylerinin işsizlik oranlarına bakacağız birazdan. Zaten onların notlarımı aldım. İşsizlik oranları, eğitim sistemi, daha sonrasında yanlış anlaşılmış milliyetçilik şeyi var bizde, olayı var. O yüzden milletimize çok ısınamayan gençlerimiz var. Evet. Bunun gibi sebeplerden bir de ekonomik bağımsızlık olarak dediğimiz Evet. gibi. Sorunlardan az çok bahsettiniz. Ben de şuna değinmek istiyorum misal. Çok güzel örneklediniz. Ben bunun nedeninin biraz daha, benim İngiltere'de yaşayan bir arkadaşım vardı. Kendisini çok severim, iyi bir genç. Bu arkadaşımız bildiğimiz gibi Avrupa'da evler tek katlıdır genellikle, böyle çiftlik tarzı tek katlı olur. Kendisi belli bir yaşına gelmiş sanırım, hatırlamıyorum, 20 yaşına falandı. Kendi bireysel ekonomik özgürlüğünü tamamlamış. Evinde bir odası var. Tabii çok yüksek bir ücret değil, yani kiralayacak bir ücret değil. Ailesine formalite olarak bir para ödüyor mesela, yani 30-40 sterlin gibi. Kendi kirasını ödüyor, kendi yemeğini kendi alıyor. Yani bireysel refahını ilan etmiş, hani toplumda bir birey gibi yaşıyor. İngiltere ya da Avrupa gibi ülkelerde genel olarak böyle durumlarda biraz daha hem oradaki genç nüfusun az olması gibi iş bulma olanakları daha kolay olabiliyor. Benim dediğim, şuraya değinmek istiyorum. Bir genç Türkiye'de 12. sınıfta YKS'ye girdikten sonra üniversiteye geçerken artık hani hayatın o dönemine kadar bir şeyler yapmış, elde edilmiş.
Hani anne babasının avucundaki paraya bakmak istemiyor. Kendi bireysel refahını elde etmek istiyor. Tabii ki anne babanın yardımı burada önemli. Ben böyle düşünüyorum. Ama tabii ki o da bir yerde kendini toplumda birey olarak hissetmek, bir katkı yapmak istiyor. Bu konuda yaşadığı zorluklar, sınav stresi ve rakibinin Türkiye'deki genç nüfusun fazla olması gibi durumlar kendisini ne yazık ki ülkenin dışına, biraz daha Avrupa'ya ya da yurt dışına gitme isteğini körüklüyor diye düşünüyorum. Bu ilk sorumuzdu. Yavaş yavaş konuyu oluşturuyoruz. Bunun üzerinden temel dinamikleri oturtarak daha çözüm odaklı konulara değineceğiz. Evet, sorunları söyleyeceğiz ama farkımızda bunun çözümünü de çok güzel ileteceğiz. O zaman devam ediyorum. Peki bu yurt dışına gitme isteği, neden gitmek istediklerine değindik. Sizce yurt dışına gitme isteği doğru mu? Fırat, senden başlayalım. Bence kesinlikle doğru. Çünkü eğitim açısından bakacak olursak mesela sadece batı olarak değil, yazılım alanında, bilgisayar alanında kendini geliştiriyorsan Hindistan'a falan mesela gidenler çok oluyor. O taraflara da gidebilirsin eğitim alanında çünkü. Kendini geliştirmek için bence çok doğru bir karar. Atıyorum mesela tıp alanında kendini geliştirmek istiyorsun. Yüksek lisans yapmak istiyorsun. Başka bir yerde kendine yeni bilgiler katmak istiyorsun. Batı taraflarına falan da gitmek bence çok doğru bir karar. Gerekli de bir karar. Peki sen bunun şu anki ülkedeki eğitim sisteminin kötülüğüne mi bağlıyorsun bu nedeni? Hayır, kötülüğüne bağlayamayız ama yetersiz olduğunu düşünüyorum biraz daha. Peki biri sana şu soruyu sorsa nasıl cevap verebilirsin? Bu Türkiye olarak biz her zaman zorlu şartlar içinden geçmiş bir ülkeyiz. Şu an sadece tartışmanın verimli geçmesi için biraz daha muhalif yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü daha doğru kararlar çıkacak. Farkımız bu olacak. Türkiye olarak bildiğiniz gibi hani zamanında daha zorlu ekonomik şartlar yaşadığımız, daha kötü günler yaşadığımız oldu. Hani evet, biraz ülke olarak, gençler olarak güneşli günleri pek sık göremiyoruz. Peki gençlerin bu konuda elini taşın altına koyup bir emek verip hani kendilerini değiştirmesi, hani diyorlar ya ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Evet, ben kurtaracağım demesi. O kadar gencin ellerini taşın altına koyması. Çünkü ne olursa olsun hani bizim zamanında, ben bunu önceki programda dedim, hakkında idam kararı olmasına rağmen bütün ülkeyi tek tek karış karış gezip vazgeçmeyip yeni bir cumhuriyet kuran bir atamız var. Hani bu konuda zaten en büyük idolümüz o olabilir diye düşünüyorum. Sana biri dese gençler bu konu altında elini taşın altına koyup bir şeyler yapamaz mı? Neden kendilerini ülke dışına atıp hani bu vatan memleket gibi değerlerden uzaklaşıyorlar? Bu kötü bir şey olmaz mı senin için? Şimdi şöyle bir şey, çok iyi bir yere değindim. Ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum. Mesela sen gittin ve yurt dışında kendi eğitimini tamamladın. Yurt dışında kendine iyi bir iş buldun. Ama bir yandan da Türkiye'ye geliyorsun. Türkiye faydasına işte yardımlar yapıyorsun. Türkiye'de doktor olarak mesela eğitimler veriyorsun. Veya yurt dışında Türkiye'de çok bilinmeyen bir mesela bilgi şey eğitim vardır mesela, tıpta bir alan vardır. O alanda Türkiye kendini çok geliştirmemiştir. Sen mesela gidersin o eğitim türünü gidip alanında kendi yerinde öğrenirsin ve sonrasında Türkiye'ye gelip bu bilgiyi yayarsın. Bence bu gerekli bir şey. Hani şey diyorsun, üniversiteye yurt dışına gittiler ya da iş olanakları için dönüşte ülkesine yardım fayda sağlayabilir kendini geliştirip. Diyorsun. Yani yurt dışına gidersin ama belli bir yerden sonra da bence dönmen ve ülken adına gerekli kararları en doğru şekilde yapman gerekli. Evet Nehir, Fırat çok güzel değindi bu konulara. Sonuç olarak dedi ki evet gidiyorlar ama hani oradan da ülkesine yardımcı olabilir, oradan da faydalı işler yapabilir dedi. Tabii ki şu anki şartlarda, hani zorlu şartlarda gitmemek için kimseye bir şey diyemez tarzı, hani tabii ki evet böyle konular var ama gençlerin de kendi hakkıdır bu, böyle bir isteklerinde olması, kimseye de hani bir şey diyemez tarzı bir sonuca karara vardık. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Ben gençlerin yurt dışına çıkma isteklerinin kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Hmm. Peki bu neden? Biraz daha hatta bayağı bir eskilere gideceğim. Önceden insanlar sulak alanlara ve daha çok yeşil çaylara daha çok gidiyordu ki orada yaşam şartları her zaman daha iyiydi. Göçler oluyordu. Konar göçer bir yaşam tarzı vardı. Ve şimdi de yurt dışı diye kastettiğimiz yer aslında Avrupa. Genel olarak bir yurt dışı değil. Her gencin istediği yurt dışı veyahut da farklı bir ülkeden kastımız Batı. Ve o Avrupa'daki şartlar o zamanın işte sulak alanları gibi veyahut da evet, daha kolay bir yaşam alanı olacak yerler. Gençlerin kesinlikle gitmesi, eğitim alması gerekiyor. Ülkemizde bazı, Fırat'ın da dediği gibi bazı bölümlerde, üniversite bölümlerinde daha bir iki üniversitede belki vardır ki yurt dışına çok gelişmiş şeyler. Önceden bile farklı ülkelere öğrenciler gönderiliyordu ki oranın teknolojik gelişmelerini, yeni icatlarını veyahut da gelişmelerini öğrenip ülkeye gelip tekrardan gelişmek için bunu yapıyorlardı. Ama şu anki gençler biraz daha ülkeyi bırakayım, gideyim orada, eğitim de çalışayım da ki mesleği çok da önemli değil. Her türlü para konusunda daha iyi olduklarını düşünüyorlar. Orada çalışayım, orada kalayım, ülkeme bir daha evet, dönmeyeyim düşüncesi var ve bu tamamen yanlış. Birazcık daha konağa göçer olmaları gerekiyor. Gidip orada kendini geliştirip, belki de iyi bir yaşam şekli kurup sonra da ülkelerine gelip bunu ülkelerine katmaları gerekiyor. Evet, onu da sağlamak, o geri dönüşü... Evet. Yardım sayesinde biraz daha zor oluyor beyin göçü. Elinde sonunda ülkenden gidince o verimi alamıyorsan tabii ki. Ben de sana şöyle sormak istiyorum. Fırat'la konuşurken elini taşın altına koymaktan bahsettim. Herkes misal dese ki ya da desin ben üniversitelere verilen devletin sağladığı fonu çok komik buluyorum. Yurt dışında evet bunları rakamları biliyoruz. Yurt dışındaki o kadar Oxford, Cambridge gibi üniversiteler dışında bile çok tanınmayan üniversitelere bizim üniversitelerimize yapılan fonun, desteğin belki de 30-40 katı sağlanıyor. Bu rakamları haberlerde de gördük. Tabii ki bu desteğin arttırılması gibi durumlar söz konusu. Şöyle bir şey, gençleri şu konuda bilinçlendirmek doğru olur mu sence? Ya tamam şu an şartlar kötü ama siz daha fazla çalışın, yapabildiğinizin daha iyisini yapın. Özgün olun, yaratıcı olun, enerjik olun, sorunlarınızı dile getirin. Eğer bir yerde bir sıkıntı varsa... O sıkıntıyı çözmek için o konuda en yetkili kişi siz olmaya bakın. Tabii ki biri de bana ben bu konuşmayı yaptım şey diyebilir. Ya kardeşim o yerlere gelebilmek için tabii ki bir çevrenin tanıdığının olması lazım. Bir hani nepotizm denen adam kayırmacılığın öyle şeyler gerekiyor. O konuda da diyebilir. Dediğim gibi çok arada olan bir konu. Gitse de gitmese de. Ama bu konuya biraz daha... Çünkü biz gidersek kim bakacak, kime kalacak? Bugün siyasilerin ya da bakanların ya da kurumların başındaki kişilerin yerine oturacak kişiler biz gençleriz. Bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Sence bu konuda gençler bilinçlendirilmeli mi? Elini taşı altına koymaktan bahsettim ve zaten elini taşın altına koymaktan kastımız bu. Gidip orada öğrendikleriyle ülkesine geri dönüp bu sefer de istediğin gibi bir çevre toplayıp belki de burada hayatını sürdürmeye devam etmesi. Oraya gidip kalmak kolaylık geliyor. İlla ki evet, oraların da sorunları var, kötü yönleri var. Ama bunları bizim ülkeyle karşılaştırdıklarına daha az buluyorlar ve orada kalmayı mantıklı görüyorlar ki bu elini taşın altına koymak değil. Biz bu ülkenin gençleri olarak evet ülkemize katkı sağlayacağız ama başka şeyler öğrenip de geleceğiz. Sadece bu ülkenin sınırlarında bildiklerimizle kalmamamız gerekiyor. Çok doğru yere değindin misal. Benim söylediklerimin bir yerde yanlış olduğunu bana öğrettin. Ben orada yanlış söylemişim. Çok teşekkür ederim beni bilgilendirdiğin için. Sıra o zaman Züleyha'ya gelelim. Sence gençlerin yurt dışına gitme kararı doğru bir karar mı? Ya tabii ki geri dönmeleri gerekiyor. Çünkü şu an onlara daha cazip gelir yüksek ihtimalle orada yaşamak. Çünkü orada çok kolay iş bulabilecekleri şeylerin bizim ülkede bir karşılığı yok. Bu eğitim sistemimizden de kaynaklı bir şey. Laboratuvarlarımız kapatılıyor sürekli okullardaki. Ben anlam veremiyorum ona da ekstra olarak. Mesela orada gittiğinde bizim burada dediğim gibi gereksiz olarak görülen bir iş orada çok kıymetli olabiliyor. Bu yüzden de hani işsizlik oranlarına falan da baktığımızda yine orada yaşamak daha cazip geliyor. Fakat bizim gelecek nesiller için bizim Türkiye'ye gelmemiz gerekiyor. Gelecek nesiller yoksa evet, yine bizim gibi yaşayacaklar. Bir de Nefret Şahi şarkısının
Fuchs, Dr. Fuchs'un bir kısmı var. Geçmişle övünmekten bıktım ve bıktık. Yeni zaferlere koşmak tarihe borcumuz şeklinde. Buradaki dediğimiz gibi bizim tarihe olan bir borcumuz var. Yeni nesillere bu borcu ödeyeceğiz. Evet. O yüzden dediğim gibi. Çok güzel değindin. Şarkı sözü de çok hoşuma gitti. Evet. Artık bizim yeni tarihler yazmamız lazım gençler olarak. Yeni yeniliklere yelken açmamız lazım. Çünkü ya ben biraz da üzülüyorum. Niye biliyor musunuz? Arkadaş çevreme bakıyorum. Aşırı böyle bir arkadaşım var misal Ahmet Batu adında. Kendini biyoloji alanında aşırı geliştirmiş böyle. O konuda bir sürü kitap okumuş. Felsefecileri hani hangisini sorsan kitabındaki şu cümlesinin sayfasına kadar detayına bilecek. Kendini geliştirmiş bir genç. Ona sorduğumda ya ben yurt dışına gidebilirsem direkt gideceğim diyor. Ya da bilgisayar konusunda, oyun yazma konusunda bu işlerde kendini geliştirmiş. Kodlamada, Python, C++, Java üçünü de bilen hani o üç ana dildir kodlamada. Onları bilen mükemmel gençlerimiz var. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler yapabilecek gençler. Daha sonra Selçuk Bayraktar var. Selçuk Bayraktar misal onun yaptığı İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar falan onları yapmak isteyen arkadaşlarım var. Misal Batuhan Karakuzu, idolü Selçuk Bayraktar diyor ki ben ileride Selçuk Bayraktar olacağım diyor. Böyle isimlerimiz de var. Aziz Sancar gibi gençlerimizin kendine yol gösterici olacağı. Bu konuda dediğin gibi bizim sorunu çözmek için bence de en önemli dayanağımız o sorunları baştaki gençleri kendini birey gibi hissetmemesini sağlayan ya da onlara sorun açacak yolların çözülmesini sağlamak, onların dinlenilmesini sağlamak. Şöyle gençler de zaten kendileri dinlenildiği, anlanıldığı zaman o barış ortamında ortaya çok güzel şeyler çıkacak. O zaman şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Güzel ilerliyor program. Sonuçlara da varıyoruz. Şimdilik giden bir beyin göçleri var. Bunlar da devam edecek. Kendini geliştiren yabancı dil konusunda yurt dışına çıkabilenler çıkacak. Bizim o zaman bu beyin göçünü durdurmamız, hatta oradakileri ikna etmemiz, ülkesine geri dönüş sağlamamız lazım. Sizce geri dönüş nasıl sağlanır? Fırat, senle başlıyorum. Şimdi şöyle bir şey, öncelikle gençlerin yurt dışında aradıkları şeylerin ülkemize gelmesi lazım. Mesela ülkemizde, yurt dışında mesela bir konu olur, bir eğitim sistemi olur veya bir eğitim konusu olur. Bu konu Türkiye'de gelişmemiştir. O konu hakkında çok ünlü profesörleri, bilgili öğretmenleri, bilgili akademisyenleri ülkemize getirirsek o zaman hem beyin göçü azalır, hem yurt dışına çıkma isteği azalır, öğrenciler ülkemizde kalır, ülkemize daha faydalı şeyler yapar. Diğer yönden de ülkemizdeki ekonomik şartlar biraz daha düzelirse gençlerin yurt dışına, Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, İsviçre'ye olan istekleri azalır. Misal bu konuda çözmek için öncelikle neden gitmek istediklerini konuşmuştuk daha demin. Orada attığımız dinamikler üzerine yürüyelim. Birinci olarak ne demiştik? Ekonomik bağımsızlık. İkincisi sen ne demiştin? İşsizlik oranlarını söyleyecek miyim? Onları söyleyeyim mi? Olur, söyle. Strateji Bütçe Bakanlığı'nda bu yıl Haziran ölçümlerine göre Türkiye'de işsizlik oranı %9. Ki biz sınav sistemini değiştirerek geçici önlemler aldık. İleride bu daha da artacak demek oluyor. Amerika'ya bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na baktığımda bu yıl yine Haziran'da ölçülmüş %5,5. Almanya'da yine bir kaynaktan aldım ama yabancı bir kaynak söylemeyeyim. %5,7. Buradaki şeylere baktığımızda aslında bizim dediğim gibi geçici önlemler aldık. Yaklaşık bunların iki katı bizde normalde işsizlik oranı. Geçici önlemler olmasa. O zaman diğer ikinci bir konu da işsizlik oranları. Ekonomik bağımsızlık, işsizlik oranları. Bir de biraz daha milliyetçilik. Önceden kalan nesille biraz düşünce uyumsuzluğu. Evet. Tabii o tarihin kuşak çatışması diyoruz. Evet. Üçüncüsü kuşak çatışması. Tarihin her döneminde olmuş ama günümüzde değişim hızlı olunca teknolojiyle beraber bu oran artmış. Bunları çözebilirsek, bunlara sorunları önleyebilirsek ve onların refah yaşamasını sağlayabilirsek biraz daha bu durum çözülür gibi. Bilime önemseyen, bilime değer veren insanlara değer verirsek. Peki başka
Bu konu hakkında önerileriniz var mı? Gençlerin yurt dışına gitmesi konusunda. Nehir, sana söz veriyorum. Eğitim sistemi konusunda biraz. Çünkü ülkemizdeki gençler yurt dışındaki üniversitelere çok daha çok orada eğitim almak istiyorlar. Oradaki profesörlerle konuşmak istiyorlar. Yabancı oralar daha çok ilgilerini çekiyor. Etkinlikler yine aynı şekilde ekonomik sebeplerle aynı. Bizim kendi üniversitelerimizi artık yurt dışındaki insanlara yurt dışı olaraktan bizi görmelerini sağlamamız gerekiyor. Çok doğru. Yurt dışındaki öğrencilerin ben yurt dışına gitmek istiyorum diyerekten bizim ülkemizin üniversitelerine gelecek kadar iyi bir şekilde eğitim sistemine oturup üniversite ortamlarını hazırlamamız gerekiyor. Aynı şekilde burslar da böyle. Bazı ülkelerde öğrencilere gerçekten yüksek burslar veriliyor aylık olarak ve bu öğrencinin sadece derse odaklanmasını sağlıyor. Şu an ki üniversite öğrencimiz yok işte nerede kalacağım veyahut da bugün ne yiyeceğim, ne giyeceğim, ulaşımı nasıl sağlayacağım, bu düşüncelerden tamamen kurtulmaları gerekiyor ki derslerine ve mesleklerine daha iyi odaklanabilip daha da kaliteli işler çıkarabilmek çok için. Çok güzel yere değindi Nehir. Kafalarının biraz daha rahat olması bu konuda işte ben hangi yurtta kalacağım, nereye gideceğim, barınmayı nasıl sağlayacağım, ailemi niye zor duruma bırakayım ki gibi düşünceler bu konuyu tetikleyen unsurlar olarak oluyor. Eğitim konusunda da şöyle eklemek istiyorum. Ya bu dünyadaki, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki yeni nesil, şöyle düşünelim. Mars'a ilk çıkacak nesil bizim neslimiz. Kanserin tedavisini ilk bulacak gençlik, ilk nesil bizim şu an dünyadaki nesil. Ya da teknolojide gelişme sağlayacak, belki uçan arabaları üretecek nesil bu nesil. Yani bizim bu nesilde kendi üyelerimize, yani ülkemizdeki gençlere önemi vermemiz gerekiyor. Bu önemi de sadece oy potansiyeli olarak görmemek lazım. Evet belki siyasi düşüncesi seninle uymaz. Sana oy verse de vermese de onun için güzel şeyler, faydalı işler yapılması gerekiyor bence. Değil mi Fırat? Evet. Ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok iyi bir yere değindin. Mesela ülkemizde dediğiniz gibi yurtlarda birisi okuyor mesela tıp alanında veya yazılım alanında okuyor ama bir yandan gidiyor atıyorum garsonluk yapıyor veya ek işte başka bir yerde çalışıyor böyle. Hem kafası rahat olmuyor hem verimli olmuyor böyle. Aklında düşünceler üniversiteyi bitirince işte ailemden ayrılınca ekonomik sıkıntılar olacak işte. Ben kendim nasıl geçineceğim evet. Falan filan gibi düşünceler çok oluyor. Veya atıyorum mesela üniversitesini bitirdi. Mesela çok iyi bir yazılımcı veya tıp alanında bir hemşirelik okudu ama kendisine iş bulamıyor. Gidiyor garsonluk yapıyor, sanayide çalışıyor. Bu tip şeyler çok fazla veya mühendislik bitirmiş birisi. Gidiyor restoranda çalışıyor, bulaşık yıkıyor, işte yemek servis ediyor. Bu tarz şeyler ülkemizde oldukça yani okuyan kişi okuduğunun değerini almadıkça, o emeğinin değerini almadıkça ülkemiz bu durumda batıya veya doğudaki diğer birçok üniversiteye yaklaşamaz. Bu da ülkemiz için bence çok kötü bir şey. Yurt dışına göçleri de etkileyen şey zaten bu bence. Bence burada da üçünüzün de ve dördümüzün de değindiği şey, evet şu an sıkıntı var, durum zor ama hani vatan bizim, memleket bizim, ne olursa da biraz daha dişimizi sıkalım. Tabii çok zor bu. Anlıyorum. Biz de yaşıyoruz bunu. Bu konu hakkında biraz yapabildiğimizin en iyisini yapalım. Yaptığımız işin, bulunduğumuz şirkette en iyisi olalım. Ona göre hareket edelim, devam edelim. Hani sonuna kadar toleransımızı sağlayalım. Çünkü bu vatan bizlere emanet. Atatürk, atamız bize emanet etmiş. Ve daha birçok Atatürk'ün silah arkadaşları bu yolda şehit olmuş, emek vermiş vatanın tek karış toprağı için bize emanet. Şu konu hakkında da devam etmek istiyorum sizlere sorup. Misal kafasının rahat olması dedik. Ulaşım sorunu misal. Böyle yaratıcı şeyler bulmamız lazım. Gençlerin avantajı ne olacak? Ulaşım sorunu misal Kayseri'deyiz efendim. Lise okuyoruz biz. Siz de biliyorsunuz. Tramvaya bineceğiz, otobüse bineceğiz. Ya tam biniş gidiş saatlerinde zaten öğrenci yoğunluğu var. Bir de efendim yaşlar olunca çok severim ben yaşları. Böyle meydanda çay ocaklarına giderim onlarla konuşurum. Çok tatlı insanlardır. Düşünceleri de önemlidir benim için. Her zaman o tecrübeye saygı duyarım. Ama yaşların o misal dolulukta gençlere ulaşımda otobüsler zor oluyor. Okuldan geliyoruz dönüyoruz. Otobüste tramvayda oturacak yer bulamıyoruz. Ya da kart ulaşım ücretleri o motorine gelen benzine gelen zamlardan sonra çok arttı. Otobüste çok yakar zaten vın vın diye. Dediğim gibi yaşlara sağlanıyor misal 65'e üstüne serbest
kart basıyorsun, geçiyorsun. Bu evet belki 18 yaş altı oy veremiyor. Evet bir oy getirisi olmayacak. Ama 18 yaş altı ileride sizin bulunduğunuz topraklarda, sizin bulunduğunuz koltuklarda bu ülkeyi daha iyi yerlere taşımak için mücadele verecek. Ve onlar da tolerans tanımak lazım. Misal ulaşımda hani abonman kartı olsa da, indirimli kartı olsa da bu konuda çok sıkıntı yaşayan arkadaşımı biliyorum ben. Yaşlara sağlanan avantajın gençlere de sağlanması gerekiyor. Ya da ikisine birden sağlanamıyorsa yaşlara sağlanan avantaj kısa süreliğine durdurulacak, gençlere sağlanacak. Misal bu bir konulardan biri. Ben biliyorum şu an sizin aklınıza da böyle şeyler geliyor. Misal futbol konusunda. Ben 13 yaşına kadar, 14 yaşına kadar futbolcuydum. Oynardım böyle altyapıda falan, lisansım da vardı. Ama gel gör ki ya hocayı tanıyan biri gelirdi futbol hocasına. Hocam derdi şu benim çocuğu da al da oynasın biraz, hevesleniyor derdi. Bir de araları iyiydi, konuşurdu, ederdi. Ben orada sabah akşam gelir antrenman yapar, emek verirdim. Ama onun hocasının, hocanın tanıdığı diye babası her zaman bir tık önde olurdu. Biz gençler bunu şey için demiyor futbolcular, torpil sistemi var çok zor diyor. Gerçekten var. Hani çok yetenekli futbolcularımız var, gerçekten var. Futbolda da bu örnek. Dünyada en çok futbol ve siyaset konuşan ülkelerden biriyiz. Ama gel gör ki futbol ve siyasette en çok sıkıntı yaşayan ülkelerden biriyiz. Niye? Çok konuşuyoruz ama doğru noktaya odaklanmıyoruz. Doğru konuyu bulmuyoruz. Böyle bu sistemlerin de artık son bulması, yetenekli, bu konuda işini bilen insanların yer bulması lazım. Senin hatta yaptığın araştırmayı ben de okumuştum Züleyha. O araştırmada şey diyordu. Gençlere iki tane şık sunmuşlar. Birincisi, gerçekten yetenekli bir genç çabalayarak istediği yere gelebilir. İkincisi de ne kadar yetenekli olsa da bir adam tanıdığı olmazsa, çevresi olmazsa torpil sistemi iyi yerlere gelemez. Dediğim ikinci şık %79 almış Türkiye'de. En çok oy alan. Yani durum kötü bu noktada. Durum çok kötü. Evet. Biraz da şöyle, her ne kadar şu an konuştuğumuz konular sadece bizim oturup veyahut da ailelerimizin oturup çözebileceği konular değil bazı durumlarda. Ama şöyle bir sorundan bahsetmek istiyorum. Şu an çevremizde insanlar var, meslek seçmek üzereyiz. Birkaç senemiz kaldı üniversite için ve bu meslek seçiminde etkili olan bazı sebepler var. Öncelikle parayı düşünenleri geçtim. İşte şunun geliri dahidir, bunun geliri dahidir. Aileler baskılıyorlar öğrencileri ve bundan dolayı da seçecekleri mesleklerde bazı şeyler, yönlendirmeler oluyor. Mesela belki de Türkiye'de daha gelişmiş olmayan bir alana gidecek, yurt dışında okuyup gelecek ve ülkemizde bölüm açılmasına kadar sebep olabilecek bir öğrenci varken yok doktor ol, yok mühendis ol veyahut da bu tür alanlara yönlendirerek sadece doktor, öğretmen, mühendis sadece bu taraflara yığılım oluyor. İlk önce öğrencilerin kendi fikirlerini tam olarak belirlemeleri, sonra da ailelerin bu konuda öğrencilerin önünü açmaları gerekiyor. Bu en azından bizim yapabileceğimiz bir şey. Evet. Ben zaten şöyle düşüneceğim, abi. Düşünüyorum. Ne yazık ki ülkemiz ekonomik şartlar ve dediğim gibi iş yani bulma olasılık olarak bayağı düşük bir yer. Sen şimdi gidip kendi istediğin mesleği seçersen aç kalma olasılığın fazla ve aileler de burada zaten bizi düşünüyor. Aileler yerine direkt olarak şu anki imkanlar yüzünden biz bu duruma düştük. Yani, millet o yüzden hayalini gerçekleştiremiyor. Evet, yani şartların zorluğu biraz daha oraya doğru itiyor. Yoksa yani yurt dışında öyle bir baskı olmaz mı? Eğer ekonomi böyle olsa onlarda da. Evet. Bir de bizdeki sıkıntı misal nüfus. Çok genç var bizde. Genç nüfus Avrupa'ya göre aşırı fazla. Değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Evet. Şartlar kötü tabii ama bu kadar genci de ülkede bir yerlerde güzel yerlere getirmek, bakmak o da önemli bir iş gerektiriyor. Bunun için de bu işle ilgili uzmanları, profesörlerin gençleri dinleyerek, toplumun biraz sesini duyarak buna göre kararlar alması da kaçınılmaz gençler için. Fırat sen ne demek istersin? Evet ben de şöyle söyleyeceğim şimdi. Dedik şimdi aileler falan çok etkili dedi Nehir mesela. Bu konuda mesela birçok aile işte şey diyor. Birisi mesela yazılım alanında gelişmek istiyor. Mesela bilgisayarla uğraşacak. Atıyorum dedesi çıkıyor diyor ki oğlum bilgisayarla ne uğraşacaksın? Git güzelce işte memur ol diyor. Ve işte sırtını git güzelce. Devlete yazsın. Aynen. Sigortan olur, SSK'n olur diyor.
Veya evet. Atıyorum annesi babası işte avukat ol diyor, doktor ol diyor. Hatta kavgalar çeşitli. Benim oğlum avukat olacak, doktor biraz olacak. Biraz daha var. Şey diyorsun, bizim o refahı ya, sağlamamız tabii lazım. Tabii ki de ya. Benim mesela ailem böyle değildi. Hep her zaman şunu diyorlar. Sen işte istediğin mesleği yap, en doğru şekilde, en iyi şekilde yap. Ne yaptığın hiç önemli değil diyorlar. Çok bence en doğru yaklaşım bu. Sevdiği mesleği yapmayan bir insan o mesleğe, o göreve ne kadar fayda sağlayabilir ki? Hani bunu da biraz düşünmek lazım. Veya atıyorum mesela geçen dün bir tavukçuda karşılaştık abiyle. Abi üniversitesini bitirmiş, akademisyen olmuş ama mesela okuyamıyor. Yerine başkasını almışlar. Akademisyen olması gerekiyor, üniversitede öğretmen olması gerekiyor. Evet. Ama olamıyor. Torpil var hem. Abinin arkasında torpil yok. Kendisi işte çalışacak tavukçu bulmuş, oraya girmiş mesela. Bu Örneği konuda çok. da ülkenin gelişmesi lazım. Her şeyi torpille halletmek bence çok saçma. Fırat'ın verdiği örnek çok doğru. Hani ülkede böyle durumlar çok ve o kadar okumuş, emek vermiş eğitimine. Babası işte kitabını almış, defterini almış, yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş. Sonra da bu kadar emek verip de sırf bir yerde tanıdığı yok diye hak ettiği yere gelemezse de o kişiye şey deme hakkı da biraz kötü olur. Sen bu ülkede kal, memleket bizim, vatan bizim, savaş, vazgeçme demek de biraz tabii ona da sıkıntı olur yani. Demez mi adam ya ben o kadar okudum, emek verdim. Siz niye bana böyle yapıyorsunuz? Ama dediğim gibi her zaman toleranslı olmak vatana, memlekete daha iyidir. Çünkü şöyle, Nehir sence Türkiye'deki gençlerin daha sistemi güzelleştirebileceği, insanların, diğer insanların yaşamına uygun yerler yaratabileceği, refah seviyesini arttırabileceği, öyle bir gençlik sen görüyor musun, istiyor musun, seziyor musun? Ben eminim ki her bu tüm Türk tarihi, Osmanlı tarihi, tüm zamanımız boyunca illa çok düştüğümüz ve çok yükseldiğimiz zamanlar da oldu. Devlet olarak, gençler olarak veya da her alanda olarak. Tekrardan gençlere gereken önemin verildiği, üniversitelerin geliştirildiği, torpilin azaltıldığı, yani daha da yok etmek, birden yok etmek tabii ki de imkansız. Bu sistemi çat diye atıp değiştirmek çok zor. Ama bir 50 yıl, 100 yıl sonra bunun düzeleceğini düşünüyorum. 50-100 yıl sonra. Çok uzun bir süreç ama düşünüldüğü zaman belki de bunu değiştiren bizler oluruz. Evet. Daha birkaç senemiz var. Üniversite bittikten sonra, çevremizi toparladıktan sonra belki de bu sistemi değiştiren ve yerine diğer yurt dışındaki insanların yurt dışına çıkmak istiyorum, Türkiye'ye gelmek istiyorum diyeceği bir ülke olabiliriz. Evet ve şöyle diyorum, 50-100 yıl zaman dilimi. Evet ve bir şeylerin iyileşmeye başladığı, güzelleşmeye başladığı zaman dilimi de hani burada çok 50 yıl biraz uzun zaman belki Nehir hani gerçekçi düşünüyor. Kısa zamanda da bu halledebilir. Misal bir örnek vereceğim. Geçenlerde otobüse bindim. Akşam vakitleri eve döneceğim. Halı sahadan çıktım. Otobüsün arkasında 3 tane Afrikalı abimiz vardı. Ben de çok severim. Tatlı insanlardır. Yanına gideyim konuşayım dedim otobüsün arkasında. İşte sordum abi siz hangi ülkedensiniz? Bilmezsin ki dedi. Söyleyeyim mi dedi. Benim de coğrafyam iyidir de. Şimdi bilmem diye kesinlik sağlamadım. Söyleyin abi belki bilirim dedim. Sierra Leone dedi. Ben de biliyordum coğrafyam biraz iyidir. Aa onun yanında Fiji, Togo, Benin öyle ülkeler falan var dedim. Şaşırdılar, alkışladılar böyle. Oh yes man falan dediler. Sonra konuşma devam etti. Abi dedim. Sanırım sizde İngilizce resmi dil. İngilizce öğretiliyormuş, İngilizce konuşuyormuşsunuz. Hani biraz dedim bağımsız hissediyor musunuz? Kendinizi bu konuda rahat hissediyor musunuz dedi. Ya dedi ki hissetmiyoruz da ne yapacağız ki dedi. Hani elimizden bir şey gelmez dedi. Bak onlar hani Afrika'da evet belki onların elinden pek de olanakları yok. Ama bizim düşündüğümüz zaman gerçekten idol olacağımız, tarihte bunların benzerlerinin olduğu durumlar var. Ve istediğimiz zaman, peşinden gittiğimiz zaman da gençlerin yapabildiğini, Türk gençlerin ne kadar istekli, azimli olduğunun örnekleri bir sürü proje yapan gençlerden. Ve bunu değiştirebileceğimize de ben inanıyorum. Ama bu konuda da biraz daha gençlerin dinlenilmesi, anlanılması toplumsal konularda onların destekçisi oluyorum. Evet. Ve çok güzel konulara değindiniz. Ekstra demek istediğiniz var mı? Ya şeyden bahsetmiştik. Bu gençler nasıl dönecek buraya? Orası çok cazip geliyordu. Bize küçüklükten itibaren milli sevginin öğretilmesi gerekiyor birincisi.
Bizim şu an 8. sınıflarda vardır. Böyle seçmeli derslerde şey dersi var mesela, medya okuryazarlığı. Sen gence niye medya okuryazarlığını öğretiyorsun ki? Senden daha iyi biliyor o adam aslında. O dersler biraz daha verimsiz geçiyor okullarda. Evet, evet. Seçmeli ders olarak zaten dediğim gibi medya okuryazarlığının asıl şu an orta yaşlara falan öğretilmesi lazım. Şu an genç ilk doğduğundan beri teknolojiyle iç içe. Evet. Milli sevgi öğretmemiz lazım bizim. Tarihi öğretmemiz lazım. Çocuklar gerçekten milliyetçilikten utanıyorlar. Milliyetçiliği benimsemiyorlar. Bu milleti, yani senin ataların kan döktü bu milleti kazanmak için. Ve sen bundan, bu milleti sevmekten utanıyorsun yani. Bu da iğrenç bir şey. O durumlar şöyle, seçmeli dersler konusunda ya artık sadece sınav dersleri üzerinde duruyorlar. O evet. Ders sınavda var mı yok mu? Varsa tamam bakarım, sınavda yoksa evet. Dinlemem. Ama şu konuda var, hani tarih konusunda milli benlik, biraz daha tarihini iyi bilen geçmişini daha iyi sürdürür. O konuda ben adım gibi biliyorum ki öyle bir ders olsa yani bu konularda çok güzel dinlenilir. Neden? Çünkü benim birçok arkadaşım, Türk gençlerinde var ya, çoğu arkadaşımdan, özellikle erkeklerde bunu çok görüyorum. Tarihi aşırı çok seviyorlar böyle. Ya çocuk derslerine falan hiç çalışmıyor. Umurunda değil dersi. Notları işte 30, 40, 50 alıyor ama tarihi aşırı seviyor. O konu hakkında kitaplar okuyor. Tarihi aşırı ilgili gençlerimiz var. Misal bunu bir avantaj olarak kullanabiliriz Türkiye olarak. Çok doğru bir yere değindi misal Züleyha. Ha, milliyetçilik konusunda da evet, milliyetçilikten kastımız da şudur bizim. Biraz daha gelenek göreneklerine, vatanına, milletine saygı sadık duymak. Olmak. Saygı duymak, evet. O anlaşma ortamı sağlanırsa bence diğerleri de çözülür gibi. Gençleri dinleyen bir yaşlı topluluk, hani dertlerini anlayan, yaşları da anlayan bir gençler. İki tarafta birbirleri saygı ortamı olursa çok güzel olur. Bu nasıl sağlanır? Güzel bir eğitimle. O yüzden de bunun okullarda gösterilmesi şart bence. Ben yine bir alıntı okuyacağım. Erkin Koray rahmetli. Ne varmış milliyetçi olmakta? Bir şey mi varmış? Dışarıdan gelip de düşman kendi milletini savunacak. O diyecek ben milliyetçiyim ama bize gelecek biz milliyetçi olmayacağız. Böyle bir şey yok. Son günlerde lütfen birbiriniz ile birleşip yumruk olun. Ve bu milliyetçiliğinizi de kaybetmeyin. Çünkü bunu kaybetmeye başladığınız zaman evinizi de kaybediyorsunuz demek. Evet, birleşmek önemli bir konuda. Fikirlerin ortak olması. Demek istedikleri... Son olarak ben bir şey diyebilir miyim? Evet. Ülkemizde hani bu kadar konuştuk falan ama gençlerimizin şöyle, ülkemizde gençlerimizi bizim korumamız lazım bence. Gençlerin eğitim düzeyinde en iyi şekilde, atıyorum sponsor, paraysa para, bilgi ise bilgi alanında, böyle gençlere gerekli eğitimlerin, gerekli maddi manevi desteklerin verilmesi lazım. Mesela geçenlerde Kayseri'de bunu ben kendim gördüm işte. Sema Karaoğlu diye birisi var mesela. Kendisi dermatolog, çok şirin, çok tatlı bir hanımefendi. Kendisi işte Sema teyze diyoruz, Sema abla deyin falan mükemmel diyordu. Bize de çok faydası dokundu. Atatürkçü de bir kişiliği var. O mesela, ben de bunu araştırdığımda kendim gördüm. İzmir'de mesela burs veriyorlarmış eğitim alanında kendi ufukları açık gençlere falan. Burs veriyorlarmış. Bu konuda Türkiye'de, ülkemizde mesela bunun Sema Hanım gibi insanların, Sema eğitim abla gönlüsü gibi insanların, eğitim gönüllüsü insanların daha fazla olması gerekiyor bence. Çok özür dilerim ama demek istiyorum, demeden duramayacağım. Feza Kuşları Gençlik Hareketimiz vardı, duymuşsunuzdur. Efendim, Sema Hanım'ı bize Fırat yönlendirdi. Kendisi tanıyormuş Fırat. Çok teşekkürler Fırat'a da. Sema Hanım'a gittik. Ya aşırı iyi niyetli, böyle gençlerin okumasını isteyen, bilimi seven bir insan. Anlattık, dedik siz benden ne istiyorsunuz dedi. O gün TV1'de programa çıkmak istiyoruz dedi. Aradı, haftaya perşembe programdasınız. İşte bugün Sema Hanım sayesinde buradayız. Bize gerçekten onun gibi insanlar lazım, bilimi seven. Bizim gençlerin sevilmeye, sevene ve güven veren insanlara ihtiyacı var diye düşünüyorum. Evet, son kez de şöyle... Dediğim gibi çok güzel tartıştık. Hepinize teşekkür ediyorum. Mükemmel olarak değindiniz bu konulara. Hatta
Bakıyorum susmuyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz. Bence bu da mükemmel bir şey. Beyninizin ne kadar aktif çalıştığına dair ne kadar çok fikir varsa insan o kadar çok konuşur ve doğru yerlere de temas ediyorsunuz. Sonuç odaklı şimdi. Biz bugün konuştuk. Niye konuştuk? Elimize ne geçti? Evet, program yaptık. Mükemmel bir program. İlk sorumuz neydi? Gençler yurt dışına neden gitmek istiyor dedik. Bu konuda ekonomik bağımsızlık, işsizlik, fikirlerin uyuşmaması biraz daha yaşlı nesille, teknoloji evet. Biraz daha refah seviyesi, bu konulara vardık. Gençlerin yurt dışına gitmesi doğru bir karar mı? Yani kısa vadede ülkesine sonradan yardım ediyorsa, faydası dokunacaksa ve orada kendine doğru bir yaşam kuracaksa doğru. Ama tamamen oraya gidip de hani ülkeyi kendi başına bırakmak, çünkü faydalı işler yapılacak. Bugünkü oturan ülkenin yöneticileri yerinde biz olacağız. Bırakmak, gitmek yanlış bir karar olur dedik. Ama hani kısa vadede de bir sıkıntı olmaz dedik. Kısa vadede ama yardımcı olur hatta. Evet, kendilerini geliştirsinler. Orada öğrendikleri deneyimleri bizde sergilesinler ama tamamen de orada kalmasınlar dedik. Çok güzel değindik. Geri dönüş nasıl sağlanır'a da neden gitmek istiyorum? Sonuçlar olarak nasıl sağlanır geri dönüş? Şunlardan bahsettik. Yanlış hatırlamıyorsam bu ekonomik anlamda rahatlamaları lazım. Kendilerini bir birey gibi hissetmeleri, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları lazım dedik. Daha sonra dedik ki işte bu konuda evet yurt dışında olanaklar güzel. Güzel olanakların sağlanması lazım. Yurt konusunda, eğitim konusunda, ulaşım konusunda böyle olanaklarla kendilerini desteklemek lazım dedik. Hayırsever insanlara da eğitim gönüllüsü ihtiyacımız var bu konularda. Doktor Sema Karaoğlu gibi, onu da tekrardan teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyorum. Bana genç olduğumuzu, genç olmanın değerli bir şey olduğunu hatırlatan insanlara ihtiyacımız var. Çok güzel sonuçlara da vardık. İnşallah izleyenlere de bir fikir olmuştur ya da böyle düşünenlere bir başka kafasına düşünce sokabilmişizdir. Bu tamam, sen öyle düşünüyorsun ama belki bu da olabilir ya da ben yanlış düşünüyorumdur. Hani herkesin düşündüğü doğru değil. Önemli olan yanlış bildiğini doğru yapabilirsen o zaman o mükemmel bir şeydir. Ekstra demek istediğiniz şeyler var mı? Eğitim sistemimizin çok gelişmesi lazım. Gelişmekten kastım ekstra bilgiler değil. Asıl gereksiz bilgi öğretilmemesi. Şu an ben 8. sınıf matematik bilgim ve yeterli İngilizce ile orada bir üniversiteye girebilirken burada hiçbir şey yapamıyorum. Doğru düzgün bir liseye bile giremiyorum. Bunun gelişmesi lazım. Eğitim sistemimizde gerekli yerlere değinmemiz lazım. Çok boş bilgi öğretiyorlar. Üniversitenin bir amacı bile kalmıyor bir süre sonra ve üniversite okuyanlar gidip şu an çok bir işe yaramıyorlar. Yani hepimiz görüyoruz. İşe yaramak istiyorlar. İşe yaramak istiyorlar. İşe yarayacak bilgileri var ama dediğim gibi o imkan sağlanmıyor bize. Nehir, sence şey demek yanlış değil mi? Gençler o kadar okuyor, daha sonra böyle sanayide ya da hayatını okumaya adıyor işte, yedirmiyor, babası yedirmiyor, içiriyor. Öyle şeyler, yardımlarda bulunuyor. Sonra geliyorlar sanayide ya da herhangi bir yerde çalışmayınca da gençler hiç iş beğenmiyor diyorlar. Ya o çocuk okumuş, o bilgisini değerlendirmesi gereken yerler var. Senin ona bunu demen yanlış. Ha tabii şey varsa ona da bir şey diyemeyiz. Kendini evde yatıp da efendim Avrupa'da eğitim sistemi çok güzel, ben oraya gitmek istiyorum, Türkiye'de çok kötü demek yok. Kendin çalışacaksın, o yüzden diyorum ya, en iyisi ol, bir bak. Sana doğru imkanlar sağlanmıyorsa, verilen haklar, güzellikler sana sağlanmıyorsa o zaman eyvallah, başımın üstünde yerim var. Sence bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu konuda ilk başta dediğimiz gibi ailelerin, ki Fırat'ın kendi ailesinden de örnek verdi. Öğrenci çocukları desteklemesi bu konuda önemliydi. Yani her alanda kendini geliştiren insanlar var ve o alanlar dışında farklı bir alana maruz kalmak onların mutluluğunu sağlamaz. Ve şöyle bir anımdan bahsedeceğim. Bir kişiyle tanışmıştım ve bize şey demişti bu LGS süreciyle hakkında. İlk iki yüzdelik dilime kadar her şey normal. İşte belli bir seviyeye göre okullar var, Anadolu liseleri var, meslek liseleri var. Fakat %10'luk dilime girmekle %20'lik dilime girmek aynı şey anlamına geliyor bundan sonra. Ve tamamen boşa geçmiş bir sınav ve boş bir hayat olarak görülüyor. Sadece
Ülkemizde kesinlikle bir yerlere gelebileceğimiz üniversiteler var. Hacettepe gibi, ODTÜ gibi. Ama Züleyha'nın da kastettiği şey bu yüksek ihtimalle. En üst seviyede bir üniversiteden iyi bir dereceyle mezun olmadığın sürece iş bulma konusunda hiçbir şeyin olmuyor. Artık insanlar şu döneme geliyor. Çok fazla gencimiz var ve en iyisini olanlara alalım. Olmayanlar da artık hayata nasıl devam ederse öyle devam etsin bir bakış açısı var ve bunun yıkılması lazım. Gerekirse programlı bir şekilde yurt dışına öğrenciler gönderilebilir. Onlar orada eğitimini alabilir. Herkes bu ülkede en iyi eğitimi almak zorunda değil. Farklı ülkelerde de iyi eğitim alabilirler. Ama evet. Kastedilen şey bu. Birinci, ikinci ya da üçüncü değilsen 10. olmanla 100. olman arasında hiçbir fark yok bu yani ülkede. Yani şey diyorsun, genç sayısı çok, onları doğru yönlendirmek. Evet. Sen mühendis olmak isteyen çocuğa gidip de edebiyat anlatma tarzı bir şey dedin. Çok evet. Doğru değindin. Fırat, çok konuşmak istedin. Seni kırmayacağım hadi. Konuş bakalım. Şimdi bu tarz konularda mesela atıyorum çok üniversite tarzında, üniversite seviyesinde baktık. Ben biraz böyle lise, ortaokul seviyesinde de bakmak istiyorum. Mesela dedik şimdi birisi yazılım öğrenmek istiyor, edebiyat öğrenmek istemiyor ama derslerinde yazılım yok mesela. Bu tarz konularda ben mesela çok sevdiğim bir proje mesela Feza'da Tahsin abi var. O Arduino konusunda işte C++, Python, Java falan biliyor. O tarz konularda mesela yazılım öğrenmek isteyenlere o yardım ediyor Feza olarak. Feza'dan bir gönüllü. Evet. Atıyorum sonrasında mesela Feza'da edebiyat alanında olsun, sanat alanında olsun bir müzik öğrenmek istiyorsun. Ama bunun dersi yok mesela eğitim sistemiyle de alakalı eğitimin eksikleri aslında bu. Onları dolduruyoruz mesela Feza olarak. Mesela sen bir gitar öğrenmek istiyorsun ama müzik dersine giriyorsun. Birçok hoca böyle, bizimki böyle değildi ama müzik dersinde öğretmenin giriyor, oturuyor telefona bakıyor, serbestsiniz diyor. Ama burada bence önemli olan o müzik dersini değerlendirmek, değerli geçirmek. Orada kendine bir şeyler katmak. Atıyorum en küçük bir flüt öğrensen veya gitar çalmayı öğrensen bunlar biraz daha kolay. Hem böyle kendine olan özgüvenin artar. Hem okulundaki geçirdiğin o vakitlerin değerlenir. Atıyorum ya da bir kitap yazmak istiyorsun. Fikrin hazır. Bununla alakalı öğretmeninin yanına gidiyorsun işte. Diyor ki tek düşünen, tek akıllı sen misin de kitap yazacaksın diyor böyle. Gönderiyor sonra. İşte bu tarz konularda ben Feza'nın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Feza'ya başvurulması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel değindin. Gençlerin ilgili oldukları alanlara yönlendirilmesi onlar için mükemmel bir şeydir. Çünkü o 30 kişiye sen zorla müzik dersi verirsen sınıftaki, herkes müzik sevmiyor ama arasındaki sevenler de arasında kaynıyor da. Resimde de böyle. Ben resim hiç sevmem, yapamam. Resim hocamız gelir, 30 kişiyiz. Böyle çocuklar tamam resim yapıyoruz der. Ben yapamam daha doğrusu. Çok güzel resim yapan arkadaşlarımız vardır. Biz arkada otururuz, dersi kaynatırız. Onların resmi kaynar, olan onlar olur. Hani onlardan da özür diliyorum. Ben anneme yaptırıyordum orada resimleri. Zaten annesine yaptırıyormuşmuşlar. Hani zorla bir şeyi birine yaptırmanın bir manası yok diye düşünüyorum. Şuna da değinmek istiyorum. Ya bu tartışma hani televizyonlarda oluyor bugün. Ulusal kanallarda da, yerel kanallarda da tartışma programları oluyor değil mi? Ya genellikle hep aynı isimleri görüyoruz. İsim vermeyeceğim. Gece programlarında, tartışma programlarında. Bizim biraz daha farklı yüzlere, ülkede çok bu iş hakkında uğraşan, kendini geliştirmiş, siyaset, bilim, eğitim, teknik, resim, sanat, bu konularda kendini geliştirmiş insanlar var. Onları da dinlenmesi lazım. Hep aynı yaşlı, uzman olmuş kişiler tamam da hani biraz da dinlenmesi gereken kişiler lazım. Bizim programda bence buna ön ayak oldu ve şöyle düşünüyorum. Bizim programımızda normalde soru sorarsın bir konu hakkında o uzman kişiye. Havalı terimler, halkın anlayamayacağı dilden, pek de çözüm odaklı olmayan sadece hani o konu hakkında şu der. Efendim yıl 1921 bu oldu. Bizim programda bence en güzel şey hepimiz çözüm odaklı davrandık, mükemmel konuştunuz ve bence bir insan için en faydalı şey, bunu felsefeciler de diyor, ılıman böyle yumuşak, saygı olan bir ortamda tartışmak. Saygı olmazsa, ılıman olmazsa, sert olursa ne olur? Kimse birbirinin düşüncesini kabullenmek istemez. Efendim dediğim gibi çok güzel bir program oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Hani fikirlerinizi çok güzel dile getirdiniz bu konu hakkında. Gençlerin isteklerini,
ne yapmak istediklerine ön ayak oldunuz. Herkese teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ederiz. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum efendim. Geldiniz, dinlediniz, programımıza konuk oldunuz evinizden. Bizim için siz de artık bir dostunuz, misafirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere bir şey katabildiysek ne mutlu bize. İyi günler diliyorum.